Herkese merhabalar arkadaşlar cümleten selam aleyküm Evet biliyorum farkındayım yayın aksatma yaşadık yayınları bir süre aksattık ama yeni bir iş değiştim evden çalışan biriydim ofise geçtim ya bir yandan birkaç iş daha yapıyorum yapmak zorundayım yani işten sonra çalışmak zorundayım bir yandan tez yazıyorum İşte bir yandan spor'a gidiyorum bir yandan başka işlerle uğraşıyorum Kusura bakmayın ama yani of, iş yerine gitmek tabi bayağı bir zaman kilitliyor ee, kusura bakmayın aksatıyorum ara arada aksatacağım ama elimden geldiğince yapmaya çalışacağım yani şu an saat 8-10 geçiyor işte bakalım kaçta yüklenir video bilmiyorum yani dünkü maçı konuşacağız arkadaşlar merak etmeyin W hakkında yorumlarımı bilgilerimi paylaşacağım işte konu başlıklarımız başka dünkü maçtan çıkarımlarımı paylaşacağım maçı izledim ama geç olduğu için video çekemedim. Yani uyudum çünkü Uyuyakalmışım kalmışım maçtan sonra. Ki e yani yalan da yok. Maçımda belli bir anı yani ilk yarısında çenem kırıldı esnemekten. Onu da söyleyeyim ama 3 puan da 3 puandır. Al cebine ses etme. Durumundayız. Yani bunları konuşacağız. Serdar Bali e, dava olayı hakkında bir bilgim yok. Sadece öyle bir göz gezdirdim yani çok bir bilgim yok onun hakkında. Konuşmayacağım fakat arkadaşlar şunu söyleyeyim Trabzon işte medyasında YouTube bilmem ne oralarda herkesin ana işi bu benim ana işim bu değil ben boş işlerle uğraşmam ama yani neyse ya, ya bir kişi var neyse boş ver ya hiç konuşmaya gerek yok. Evet arkadaşlar sizden ricam yorumlarınızı paylaşmanız beğenmeniz ve abone olmanız bir önceki videoda da bir iki tane soru var onları da cevaplayacağım. Şimdi önceki maçtan başlayalım kısa kısa hemen biraz hızlandıralım durgun girdik. Ee, 3 puan önemliydi ama herkes de zaten maçı izlediği için rakip 10 kişi kalmasına rağmen sanki maç 11-11 gibiydi. Bu durumdan birçok kişi rahatsız fakat bizim takımın canı yok bizim takımın canı olmadığı için. 3 puanı aldık. Ses etmeyin diyorum o yüzden ama herkes neyin ne olduğunu görüyor. Hoca bir takım denemeler yapıyor. Bakalım bu denemeler e, seneye ne gibi çık bize fayda sağlayacak. Ben hocayı sürekli denediği için, sürekli bir şey aradığı için e, tebrik ediyorum. Yani bu işler arkadaşlar karşılıklıdır. Yani hocaya da biraz edecek halim yok. Hoca da kazanacağı en büyük parayı kazandığı için buraya geldi. Bu teklifi kabul etmenin de şartı vardı. Takımın içinde bulunduğu çökmüşlük belli. O puan ortalama düşüklüğünün de o baskıyı da kaldıracaksın. Win win yapması gereken herkes yapıyor. Diğer hocalara çok para istemişlerdi. Verirsem paraya gelirim dedi. Vermedik. Bu hoca ben yaparım dedi. Ona da kazandı en büyük parayı biz veririz. Yani o yüzden biraz profesyonel bakalım. Hoca da ekmeğin taştan çıkaracak. Şu takımımızda kafaca yani bir mental yorgunluk var. Mentalden ziyade de fiziksel sıkıntılar da var. Maçı birebir pozisyon pozisyon yorumlamayacağım. İnanılmaz sıkıntı ve e, durgun bir maçtı. Umut Bozok e, gol orucunu bozması ve o üzerindeki baskıyı atması iyi oldu. Benim ama transfer edildiği gün de Umut Bozok'tan beklentim belliydi. İşte bizim taraftarımızın ve yönetimimizin oyuncuya maaş verdiği maaş ve taraftarın beklentisi aynı değil. Umut'a bu kadar para verilmemesi gerekiyordu maaş olarak. He, versek bile beklentimizin gene artmaması gerekiyordu. Çünkü burası Trabzonspor, kapalı savunmaları oynayan bir takım, baskın zor olduğu bir takım, rakiplerin sana daha sert oynadığı bir takım. Umut bize, ben hep diyordum, Umut bizim Umut ikinci santraforumuz olacaktır. Umut Bozoğ'un at atması gereken gol beklentim 7 goldür arkadaşlar. 7 goldür. Şu an 5'te. Ya benim için ikinci santrafordan beklentim bu. 7 10 10 çıkarsa zaten şampiyonsun. Ama benim birinci santrafordan da beklentim. Gomez bizde olmadı. Ya bizim Bizim ligin standartlarına uygun bir santrofor almamız gerekiyor. Yani bu belli. Gomez futbolcu olarak kötü futbolcu değil. Ligimize uymadı. Ligimize uymadı. Bunda hemfikiriz. Yani bir takım tabii gelişmeler de var arkadaşlar. Bu arada Bielistan ekibini de paylaşacağım sizlere. Ekip de belli oldu. bunu da söyleyelim. Ayrıca hocada da şöyle bir eleştiri yapabilirim. Böyle bir eleştiri yapacağım hocaya sadece e, Bartre'yi sol kanatta oynatmasın. Bartre'yi sol kanatta oynatmasın. 3-5-2 oynadık. Bartri sağ iç arkadaşlar. Bartri sağ iç. Net. Çünkü zaten sağa kayıyor bu adam. Sağ içte oynasın. Sol tarafta falan hiç denemesin. Hocayı tek eleştirin bu. E, fiziken de Bartri zaten eziliyor. Yani bu takımın cidden ve fizik çalışması gerekiyor. Yani kondisyon, fizik. Biri takım değiliz. Bunu da söyleyelim. Bartri biraz bana öyle geldi. Ve şunu da söyleyeyim. Ben Eren Elmalı'yı kanat bek olarak hep düşünüyorum. Ayrıca da ilerleyen yıllarda da sol stoper gibi olabilir. Tabi şu an o tecrübesi yok ama kanat bek başlayıp zaman zaman da sol stoper fena olmayabilir. Gereksizlere Hüseyin Türkmen övmeyeceğim. Hemen Gereksizlere Hüseyin Türkmen övgüleri var. Hüseyin Türkmen görevini yapıyor. Ben Hüseyin karşıtı biri değilim. gereksiz böyle yani va gereksiz Hüseyin Türkmen o o kardeşim ne yaptı yani yapması gereken bu. Rakip 10 kişi ya unutmayalım. Gördüm çünkü duydum. Yani hiç takip etmediniz yani okuyoruz. Gereksiz. Ayrıca da ben Arif'i e de gereksiz övmeyeceğim. Ben Arif hakkında takım yorumlar yapmıştım daha önce. Ben Arif'i şu an bu seviyede görmüyorum. Kiralık. Kiralık arkadaşlar. Yani gerek fanteziye gerek yok. Şans verilmesi güzel oldu. Bak bu sayede kafamız iki o soru işareti giderilmiş oldu. Arif'in biraz daha gelişmesi gerekiyor. Bu takımda oynaması için. Kiralık. Bu arada yani rakipte Lamindiyaka'yı çok bizim taraftarı istiyordu. Ya burada Trabzonspor. Her gördüğünüz anda o futbolcusu Trabzonspor'da uçar diye bir olay yok. Lamine Diarra hiç beğenmedim rakipte. alan da buldu. Yalan yok, alan da buldu. Bana ağır bir futbolcu gibi de geldi. E, bir takım bir iki tane soru gelmişti işte. Yok işte bir tweet yollandı. E, Portekiz'de scoutlarımız Topçu Mopçu izliyormuş diye Külliyen de yalan. Öyle bir şey de yok. Öyle bir şey yok. E, ve hocanın bir takım açıklamaları da var. Onları değerlendireyim ki birazdan kendi haberlerime geçeceğim. Dobruk meselesine geleceğim. Hoca mesajı verdi. Abdullah Hoca da bence bir gönderme yaptı. Bu takım 60'tan sonra yok. Yani bu takım 60'tan sonra yok. Bunu dedi. Kimse de yanlış anlamasın eleştirmek için söylemiyorum dedi. Daha ağır çalışmamız gerekiyor. Bu neyi gösteriyor? Teknik fiziği kırmıyor. Fizik tekniği kırıyor. Yani Bizim ligin gerçeği bu. Eğer çok üstün uçuk ara farklı bir tekniğin yoksa ki yok öyle bir yani City bile görmüyor musun? Haaland'ı koyuyor Santrafor'a. Santrafor'a o Haaland'ı koyuyor. Sol beke bak sol beke neydi o Hollandalı çocuk stoper olan Nathan Ake'yi koyuyor. Dünyanın ara en teknik takımı. Değil mi? Bir futbol takımının ne olursa olsun önceliği fizik. Abdullah Hoca burada böyle kritik bir hatayı nasıl yapabildi ben hala anlamıyorum. Ya söyleyin de söyleyin. Hoca bakın şunları söylemekte bir problem yok. Abdullah Avcı Trabzonspor tarihine geçmiştir. Abdullah Avcı Trabzonspor'u şampiyon yapmıştır. Abdullah Avcı geçen sene çok büyük bir fiyasko yapmıştır. Abdullah Avcı takımı iyi çalıştırmamıştır. Abdullah Avcı teknik ağırlıklı bir takım kurmuştur. Abdullah Avcı enkaz bırakmıştır. Bunlar demek zor değil. İyi de söyleyeceksin, kötüyü de. Bunların aynısını Fatih Terim de Galatasaray'a yapmıştır kardeşim. Yapmadı mı Fatih Terim? Bırakmadı mı enkaz? Sergen Yalçın bırakmadı mı Beşiktaş'ta enkaz? Ayrıca da Larsen takımda kalıyor. Ben kalması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü Larsen'le ben Eren'i sol beke e dönüştürürüm. Aynı zamanda zaten sağ bekimin bir bekimizin keskin olması gerekiyor. Bence seneye net sağ beki bir transfer. Yani sağ beke tartışma gerektirmeyecek bir isim de gerekiyor. Lersen'i sağ sol bek idare ediyor bu adam. Bu adamın ben Lersen'i bakın bir ortalamaya koyarsak büyük ihtimalle bu sezon Lersen takımdaki ortalama puanı en yüksek 3 oyuncudan birisi olur. Yani Uğurcan çok sevdiğim bir isim. Uğurcan'ın birlik maçları da var. Birçok oyuncunun birlik maçı var. Lersen'in birlik maçı çok az vardır. Yani Lersen'in altılık maçı da çok az vardır. Ama Lersen'in ben ortalaması olarak takımda büyük ihtimalle ilk 3-4'e girer. Ben tutardım. Sağ-sol oynar. Topers oynar. Belli oranlarda oynar hata yapacak, garip garip yapacak, adam arkasından kaçıracak ama bana ortalama verir. Çünkü bu adam hiziyken ve ahlaken iyi bir oyuncu. Zaten Dünya Kupası kadrosuna yoldamız iki oyuncu vardı. Birisi buydu. Bu konuda sevindim. Lersen takımda kalıyor. Bu da net bilgidir. Şimdi gelelim Dobyuk meselesine. Dobyuk'un Trabzonspor'a ve Dobyuk Trabzonspor'a gelirse ben 4 tane forma dağıtacağım. Bak doğru büyük Trabzonspor'a geçer. Bilmiyorum arkadaşlar bana bana ayıp geliyor. Ayıp ayıp ayıp. Ayıp geliyor. Doğru büyük ayıp geliyor. Hiç bilmiyorum baktınız mı? Hiç bilmiyorum baktınız mı? Bu adam 24 maçta 21 gol atmış ligde. 21 gol altı asist ligde 24 maçta. Her 100 dakikada bir golü var. Konferans liginde 7 maçta 5 gol. 2 asist. Toplamda 33 maçta 26 gol 8 asistlik bir performansı var. Ukrayna milli takımında 15 maçta 6 gol atmış. Dinipro şu an Shakhtar'ın 3 puan gerisinde bir maçı eksik. Shakhtar'ın bu sene Mur'deki kaç paraya sattığı belli. Ukrayna kolay kolay yine Ukrayna şu an yani karar geleği bedavaya oyuncu kaptırmamaya çalışan bir ülke yani öyle bir şey değil. Ya nasıl biz bu adamı çocukken almamışız? Nasıl olacak? Tam 6 ay kalmış süreçmesine. Bir akıllı biz miyiz? Bilmiyorum ben bu transferin gerçekleşme imkanı olduğunu düşünmüyorum. Bakın tekrar diyorum. Düşünmüyorum. 31 Aralık'ta bitiyor sözleşmesi. Ya bir de menajeri kim biliyor musunuz? Mördik'i. Ki pardon. Dobyuk'un menajeri. Mördik. Mördik nasıl okunuyorsa. Peki Shakhtar'dan Chelsea'ye kaça gitti Mördik? 70 milyon euroya. 70 milyon euroya sattılar onu. Siz de buna ki Chelsea'ye gitti 8 yıllık sözleşme yaptı. Yok arkadaşlar imkanı yok. Bu adamı menajeri Olex'i Alokin satacak. Öyle yani 5 milyon euro falan imkanı yok. Bu net bilgi net net gidin internetten bunu yani özel olarak bir şeyden birinden yani bir şey bilmenize gerek yok arkadaşlar. Ukrayna'nın hem böyle bir politikası var gerçekten yani böyle bir politikası var bir de yani adamlar için önemli mi bu mevzu? Bu konuda anlaşmasızdır diye düşünüyorum. Dobjuk haberlerine gereksiz kanmayın. Ayıptır. Günahtır. Trabzonspor bir takım transferler yapacak. Ama nasıl olur bilmiyorum. Nasıl olur? Nasıl çözülür? Hiç bilmiyorum. Şu an biraz çünkü ee, yani konu biraz sıkıntılı. Umarım anlatabiliyorum. Şimdi gelelim belirtisinin ekibine Bilesin ekibi belli oldu arkadaşlar. Ekranı da paylaşayım. Sizlerde sizler de görün. Birçoğu bir grup eskiydi. Bilesin bir Bilesin'e Nino Blue Bunlar eski takımlarından beraber geldiler. Yurmiç geldi. O da eski takımındaydı. Alper Boğuşlu. Alper Hoca hepiniz tanıyorsunuz. Luka Bielitsa. Mesut Karabasanoğlu Ali Bulut. Ali Bulut. Ali Bulut biliyorsunuz. E, Abdülkadir Parmağan eniştesi. Yasmin Osmanoviç. Fatih Yurtsever. şu an yavaş yavaş takviyelerini de yapıyor. Bir elitse. Bunu da paylaşalım. Bakalım ne kadar etki edecek. Hoca çünkü direkt mesajı verdi. Bu takımın fizik kondisyon açısından sıkıntı var. Bunların çözülmesi gerekiyor. Ben bir takviye daha bekliyorum. Öyle bir haberimiz de var. Bunu da söyleyelim. Başka bir gelişme yok. Benim bildiğim transfer konusuna şu an daha girmeyeceğim. Netleşen bir durum yok. Netleşince zaten ben sıra sıra e, videoları yapacağım. Görüyorum ama yani bir dünya video var. E, benim tam bilgim yok. E, daha topa girmedim. E, şu haberi de söylerim. Trabzonspor'un kongresinin dava süreciyle alakalı da röportajımızı yayınlayacağız. E, kişilere ulaştık. Bunlara bir tek biz ulaşırız. Milletin çünkü işi gücü kandırma, yalamalık. Bizim öyle bir derdimiz yok. Sizleri seviyorum. Hem en... nokta yorumlara, haberlere ulaşacaksınız. Bu dava konusuyla. Direkt, direkt muhatabına ulaştık. Direkt telefonlaştık. Görüşmek üzere.